İşte burada yıktıkları zamanda durduğu yeri ambargo. Çok asker geldi. Bu akşam özellikle Yasir Arafat'ın ölüm yıldönümüne münasebetiyle onu anmak için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrencilerimizle birlikte bir anma gecesi düzenledik. Tabii bu organizasyonu buradaki Filistinli arkadaşlarımız organize ettiler. Burada amacımız özellikle Yasir Arafat'ın Filistin davasındaki haklı gerekçelerini öğrencilerimize tekrar hatırlatmak. Filistinli gençlerin, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okuyan Filistinli gençlerin Eskişehir'deki sosyal hayata ve üniversite hayatına tekrar adapte olabilmelerini, iyi bir iletişim kurmalarını sağlamak için bir gece düzenledik. Bizim birçok etkinliklerimiz vardır. Bir gün Türk kardeşlerimizle şu etkinliği yapıyoruz. Etkinlik Yasir Arafat, bizim Filistin liderimiz, anma günü ve istiklal günü ve Filistin halkına yardımlaşma ve dayanışma günleri. Bu Kasım ayında geliyor. Biz Türkiye'de Filistinli olarak hiç bir zaman kendimizi yabancı hissetmedik. Türkiye bizim için ikinci vatanımızdır ve hatta ana vatanımızdır. Bu yüzden tüm Türk halkına ve hükümetine ve Cumhurbaşkanı'na içten ve gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yasir Arafat'ın duyguları tüm siyasi hesaplaşmalardan ve çatışmalardan uzaktı. Biz ise bugün onun gibi savaşçı, çalışkan, siyasetçi, komutan ve bir sembolün eksikliğini hissediyoruz. الأخوات والأخوة سيدات والسادة نستذكر كل تلك المعاني والرمزيات في مسيرة حياة ياسر عرفات ليس من باب الحزن وعلى طريقة البكائيات إنما من أجل شحذ الهمم واستلهام معاني الإبداع والتسلح بالصبر والصمود في معركة تحتاج إلى نفس طويل وإرادة قوية. Yasir Arafat'ın ardında bıraktığı tüm bu sembollerin ve manaları onun arkasından üzülüp veya ağlamak için değil, tam aksine daha çok sabır ve direnç sahibi olmamız adına bize ilham olması içindir. Zira bu çok uzun soluklu ve güçlü irade gerektiren bir savaştır. Al-Quds Arabiyye ve Eslamiyye rağmen an hâzel ihtilal el-Nazi el-Mucur. Bu dinimiz yerleşimcilere rağmen Kudüs Arap'tır, Kudüs Müslüman'dır. Ve ihna liyum ibnihi zikra rahil Yasir Arafat. Biz bugün Yasir Arafat'ın yıl dönümünü kutluyoruz. Elli huve bilnisbi li kullil filistiniyin unvan ve unsur vehdi ve ramz. Tüm Filistinliler için bir unvandır, bir bizim için bir namdır. والعرفاتية اليوم هي العقيدة الوطنية لكل الفلسطينيين. فلسطينيين ulusal vatani simgesi olarak Arafatiye dediğimiz Yasir Arafat'tır. وأنا أعتقد أن هناك وجه شبه ما بين كمال أتاتورك وياسر عرفات. Aynı zamanda bizim ulusal simgemiz Yasir Arafat Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemektedir. Nahnu nuvacih hisaran israeliyen bitavatu arabi. Biz İsrail tarafından ambargo altındayız ama maalesef Arapların tabii ki
kötü davranışları yüzünden. Walakin Türkiye ve ala ra'siha fahamete reis Erdoğan yakifu mitli sahra li salih Filistin ve li salih kadiyyidna ve meşru'na illi hu meşru'u Erdoğan. Ancak Türkiye ve başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la sert bir taş gibi bizimle durmaktadır ve Ziyonist'e karşı bizimle mücadele etmektedir. Ve ana ed'u el-Filistiniyin illi mevcudin fi Türkiye. Bu Türkiye'deki bulunan Filistinlilere sesleniyorum. En yestagillu ve yestetmiru hâdel cevkil icabi min devlet Türkiye. Türkiye'deki bulundukları bu ortamın semerelerini çıkarmaya çalışsınlar, faydalansınlar. O min hon yecib en nebqa huna muteavvinin, mutehabbin, mutadaminin. Türkiye içinde hep birbirimizi sevmeliyiz, hep birbirimizle işbirliği kurmalıyız. Hiçbir zaman birbirimizden düşmanlık göstermemeliyiz.